Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 2 Haziran 2023 saat 05.40. Yozgat'tan hayvanlarımız geliyor. Babam gelmeden çadır yerine gidiyorum onları karşılamak için. Hayvanlar dün akşam 7.30'da yola çıktılar. Birazdan gelecekler. Yaklaşık 11 saat sürüyor yolculuk. Burası bizim çadır yerimiz. Ve geldiler. Ne oldu baba? Romero de kolunu incitmiş. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Saat 6.30. Bu yan çadır komşularımız bizi karşılıyor. Bu arada video seyrederken kanala abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İşte böyle de hayvanları çekiyorum. Uzun yoldan geldiler. Bayağı yorgunlar. Çünkü hiç oturmuyorlar. 2 gün aç kalıyorlar. Muhtemelen bugün akşama kadar da pek bir şey yemezler. Zahmetli onlar için. Bayağı zahmetli. Böyle biraz saman atmışız ki hayvanlar geldiği zaman huysuzluk yapmasın, direkt samana samanı yesin diye. Şöyle böyle bir ön hazırlık, çadır yerine biraz tadilat. Çivi çakan bizim Hüsamettin amcamız. 3 senedir komşuyuz onunla. Babamın arkadaşı. Yandaki de yan çadırda. Yani o da arkadaşı. Bu da bizim yeni çobanımız. Babama yardım edecek. Bu da yan çadırdaki semaveri çektim ki bir video renk gelsin. Evet, hayvanı indireceğiz birazdan. Hayvan indirmek biraz stresli oluyor. Şöyle evinde kaçırabiliyorsun, hayvan huysuz olabiliyor. Rampayı düzgün yapmamız lazım. Yapsak bile hayvan huysuz olabiliyor. Çünkü 2 sene elimizden kaçırdık, bayağı zahmetli bir iş. Kaçırdığın zaman bayağı uğraşıyorsun. Tamam. Evet, ilk iniyor. Yemek küçük bir ineğimiz var. Yeni babam gelirken almış. Sipariş üzere. Bu küçük bir şey. Bu da yan çadırımızdaki semaver. Evet. Yavaş yavaş hayvanlarımız iniyor. Pazarda şöyle bir kültür var. Yani hayvan indirirken yan çadır komşun sana yardım ediyor. Bunu bir görev olarak biliyorum. Gerçi biz de yapıyoruz. Herkes bu konuda özverili. Karşılıklı oluyor biraz da. Yani sen ona yardım ediyorsun. Sonra sana yardım ediyor. Güzel oluyor. Yemeklerimizi de beraber yeriz. Akşamları güzel bir ortam olur. Muhabbet olur. Kaçmasın. Eğer onlar sakin olur ki. Biz bu hayvanları geçen sene Kurban Pazarından hemen sonra, Kurban Bayramından hemen sonra aldık. Yaklaşık
2-3 ay yayıldı. Sonra besiye çekildi. Hepsi veteriner kontrolünde. Aşıları falan oluyor. Veteriner kontrolünde gayet güvenli bir şekilde buralara kadar getiriyoruz. Buralara getirince tabii bazı stres şeyler de oluyor. Yolda sıkıntı olabiliyor. Kaza sıkıntısı var. Buraya gelmesi bir maliye. Yani şu pazar yeri 25-26 günlük pazar yerine 16 bin lira para veriyoruz. 25 bin lira çadır parası. Tır parası, çoban parası derken buraya gelmesi 100 bin liraya mal oluyor. Sadece masraf. Yani orada da satabiliriz veya kesime de verebiliriz ama biz yıllardır kurbanlık olarak getiriyoruz. Burada belli bir müşterilerimiz var. Tabii gelenlere de yardımcı oluyoruz. Genelde insanlar çiftlikten alıyor ama pazarlar daha uygun olduğu için pazar tercih edenler de tabii çoğunlukla. Fiyatlarla ilgili bilgi almak isteyen, hayvanlarla ilgili bilgi almak isteyen, pazar yerimizi merak edip ziyaret etmek isteyen Geçit Hayvan Pazarı No 73'e gelip ziyaret edebilir, çayımızı içebilir. Veya bilgi almak isteyen telefonda babamı arayıp hayvanlarla ilgili bilgi alabilir fiyat konusunda. Durmuşum, bizim sağlığımız bunlardan kıymetli. Onlar acı çeksin. Acele etme. Sarmaya da ondan sonra çöz. İyi de burada takamadım ki abi. Dur, zaten bunu. Dur. Şuraya kaçıracağız burada. Bunu benim. Sen bak bu it. İndirirken gözlerini fazla kapatıyoruz. Bir de farkındasın, indirirken babam burnuna vuruyor. Hafif. Yadırgamayın çünkü asi oluyorlar, indirirken korkuyorlar, stres yapıyorlar. Elimizden kaçırırsak büyük sıkıntı oluyor. Onlar için de sıkıntı, bizim için de sıkıntı. Yadırgamayın yani, o normal bir şey. Hafif hayvanlara vuruldum korksun diye. Yani simental hayvanlar genelde uysal oluyor ama bu yerli sığır diyorlar buna. Bu hayvana biraz asi oluyor. Böyle mi durmuşum? Ha. Bu arada önerilerinizi YouTube'da videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz. Seneki hayvanlarımız genelde orta boy. Yani 4-5 tane büyük var. Sene böyle tercih ettik. Çünkü orta boy hayvanlar daha rahat satılıyor. Fiyatında satılıyor. Büyük hayvanları biz fiyatından aşağı satıyoruz. Bu sefer de bir anlamı kalmıyor. Sene böyle denedik. Yani 16-17 tanesi orta boy. İsteyen olursa tabii ki yardımcı oluruz. Hayda. Hayda.
Şurada kemer mi? Bırak hayvan. Gel lan. Gel. Sen bana ver abi. Gel lan. Sen bana ver. Ver. Buraya. Buruna vur. Bu deli biliyor musun bu sokağı? Bu orada sokağı. Deli sen de karşısına kanacak. Böyle tutacak ya. Elinden aynı şey olmaz. Görme. Bu bir yere takılır şu an. Bu hayvanları eski videolarımı bakıp görebilirsiniz. Biz bunları çok küçükken almıştık. Küçüktü bunlar yani. Güttüm ben bunları. Tatilde köyde olduğum için. Köyde olunca ne yapacaksın? Tabii gezmeyeceksin. Hayvan güdeceksin. Bunları güttüm. Bunlar bayağı büyümüş. Ben böyle beklemiyordum. Hatta bunları aldığımda babama gülmüşlerdi. Kara keçi diye. Hepsi bayağı da büyüdü yani. Tabii anlamak lazım. Yani hayvan küçük oluyor. Cinsini bilince büyük büyümeyeceğini ölçüyor, biçiyor baba. Ona göre ver lan bu taşını, var taşını. Oluyor be. Bakın bu da çok taşını küçük. Taşını. Gel. Bu arada balısının balısı dediği de yani hayvanı torununa hediye ettiği için onu o niyetle baktığı için onu ayrı seviyor. Hatta boynunda falan boncuğu var, mavi boncuğu. Bu onun için değerli. Getiriyordum.
Bir daha var. Bu arada başka illerden Bursa'ya hayvan getirmek isteyen olursa yorumları yazıp bilgilendirebilirim. Araba tamam Hamit abi. Yani geçit hayvan pazarı için olsun. Hayır, o şeyi kapat da çadır açtı. Gerçi hala Anayir'de yer kalmadı ama. Yani nasıl bir süreçten geçeceğini, neler yapması gerektiğini söyleyebilirim. Durmuyor. Şimdi keser elmaları alıyoruz. Her iki ürünü. Asker sınıfları var ya. Onlara biraz önce aşağı düşmesin. Bana çünkü malzemeler açtılar. Çivi. Çivi eski çiviler var. Ha. Ortada da var. Dur. Videodaki abimiz de bir önceki videoda linç yiyen Cemil abi. Yorum almıştım. Parlamış mısın biraz? Ama bundan sonra daha dikkatli olacağım diyor. Ama burada biri dedi ki vallahi hayvanları indirirken. Tamam burada temiz. Şurayı çuvalayayım mı lan? Parayı bir tane amcayı değil mi? Kaparasız sat. Hayvanlarımızı bu sene de kazaz belası indirdik. Valla tam. Hayvanları indirdikten sonra bir çay keyfi tabi. Ama bir dinlenme, bir muhabbet. Ne varsa insanoğlunun başına o gelecek. Ama videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Fikir verebilirsiniz, öneri sunabilirsiniz. Eleştirileri sevgili bir şekilde kabul edebiliriz. Olca! Zahmetli amcama bak. Cemil abiye bak. Videoda çekildiğini görünce tabi biraz daha farklı konuşuyor. Cemil abi kraldır. Yerimiz Geçit Hayvan Pazarı numara 73. Ziyaret edebilir, çayımızı içebilirsiniz. Misafirimiz olabilirsiniz. Hayvanlar bugün öğleye kadar da pek bir şey yemezler. Sonra yavaş yavaş yedirmeye başlarız. Yani bir haftaya kadar da kendine gelirler yani. İdeal kiloya gelirler. Kendi kilolarına. Sonra tabii kurbana kadar biraz daha büyürler. Alıcılarına şimdiden hayırlı olsun. Sizlere de hayırlı günler diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun efendim. Euro mu oluyor? Euro mu oluyor? Amit abi ona o paraya ne diyorlar? Euro mu diyorlar? Euro mu diyorlar? Biz bekliyoruz. Euro, euro, dolar. Benim nakliye de euro'yla ne diyeceğim? Euro'da yükselecek. Euro'ya döndürsün. Yufka biçilmiyor. Amit abi. Yer de var, yüksek de var. Çay alabilirim varsa ya. Saç da var. Hala. Ay abi diyor ki benim parayı diyor euro'yla çarpak verek diyor.
Yok, euro ile ödeyeceğim dedi ya, kendi dedi. Öyle mi dedi? Euro vereceğim. Ya, ya. Euro abi konuşuyor, para konuşuyor. Euro ile sarayla mı? Kavala ile gel Allah'ım. Abi tabi seni bu yerin belbeden dışarı mı? Köy ya, köy bu. Bilmemiz köy ama çok güzel bir köy yani. Sen daha bizim mübarek topraklara gelmedin mi dayı? Tabii. Bayram abi. Sen bizim mübarek toprakları hiç görmedin mi? İşte yoldan geçtim. O zaman boşa yaşıyoruz. Yoldan hep geçtim. Bizim aralar güzel. Çok güzel. Bir şeyde geldik ama bu bayram tahsil.